İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan ve Büyük Savaş'ın 100. yılı hakkında konferans. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı heyeti David Tonayan başkanlığında Kazakistan'a hareket etti. Los Angeles Kent Konseyi Artsakh Kurtuluş Hareketi'nin 30. yıl dönümü dolayısıyla bir taslağı kabul etti. Şam hükümeti Suriye'de ABD ve onun müttefiklerine karşı savaşma hakkına sahiptir. Nubar Afeyan ABD'nin önde gelen startup kurucularından biridir. Memleket hasretine dayanamayan 57 aile geri döndü. 1500 yıllık antik köprünün geleceği belli değil. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armen Agaprahamyan, Milan'ın Pizza Valeska 4 adresinde 23 Kasım saat 21'de gerçekleşecek olan konferans çerçevesinde Batı Ermenistan ve Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın 100. yıl dönümü konulu bir konuşmada bulunacak. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Güvenlik Konseyi Sekreterlerinin ortak oturum programı çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Vekili David Tonayan, Astana'da Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev ile 8 Kasım'da bir araya geldi. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme sırasında işbirliğinin genişletilmesine olan zorunluluğun önemi karşılıklı olarak vurgulandı. Taraflar, savunma alanında iki ülke arasındaki yüksek düzeyde işbirliği, silahlı kuvvetlerin alt bölümlerinin kolektif güvenlik anlaşması ile bağımsız devletler topluluğu formatlarında ve aynı zamanda uluslararası ordu oyunları çerçevesinde operasyon ve askeri hazırlık çalışmalarına aktif olarak katılımını kaydettiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles Kent Konseyi, Artsakh Kurtuluş Hareketi'nin 30. yıl dönümü nedeniyle 7 Eylül'de bir karar aldı. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kararda özellikle şöyle denmektedir. 30 yıl önce Şubat 1988'de diktatörlük koşullarında Artsakh halkı kendi kaderini tayin, kurtuluş ve demokrasi için sesini yükseltti. Stepanakert'ten Yerevan'a kadar insanların özgürlük ve egemenlik ile hoşgörüsüzlük ve yabancı egemenliğe karşı birleştiklerini dikkate alarak 10 Aralık 1998'de gerçekleşen oylama sonucunda Artsakh Cumhuriyeti kendi bağımsızlığını ilan etti. Son 30 yılda Artsakh halkı savaşlar, katliamlar, ekonomik zorluklar ve diğer zorluklarla başa çıkmada dayanıklılık ve azim göstermiş olduğunu hesaba katıp ilgili yasa taslağını kabul ederek Los Angeles, Artsakh Cumhuriyeti ve onun vatandaşlarını Artsakh'ın Kurtuluş Hareketi'nin 30. yıl dönümü nedeniyle kutlar ve Artsakh halkının aşırı güçlüklerle gösterdiği fedakarlıkları, kararlılığı ve dayanıklılığı takdirle karşılar. Ayrıca 1991 yılının 10 Aralık gününü Los Angeles'ta Artsakh günü olarak ilan eder. Suriye ordusunun siyasi bölüm başkanı Hasan Ahmad Hasan, RİA Novosti Ajansı'na yaptığı açıklamada, Suriye Arap Cumhuriyeti, Suriye topraklarında ABD ve onun müttefiklerinin askeri varlığına karşı mümkün olan tüm yollarla savaşma hakkına sahiptir. Tek meşru olan şey, Rus askeri varlığının yanı sıra bizim davetimiz üzerine İran kuvvetlerinin ve Lübnan'ın ulusal direniş güçlerinin varlığıdır ki ülkemize gelip Suriye devlet topraklarında bulunmaktadırlar. Olsun Türk, Amerikan, İngiliz, Fransız, Almanya da Basra Körfezi devletlerinin herhangi bir askeri varlığı yasa dışıdır, dedi. Genel olarak Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin liderliğine göre kendi topraklarını yabancı silahlı güçlere karşı mümkün olan tüm araçlarla savunma hakkına sahiptir. Dünyaca tanınan Forbes dergisi, aralarında Ermeni Nubar Afeyan'ın da bulunduğu ABD'de uluslararası öğrencilerin kurduğu en yenilikçi startup programlarına değindi. Forbes, milyar dolarlık startup şirketlerinin neredeyse dörtte birinin başlangıçtan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim görmeye başlayan insanların kurduğunu, onlar sayesinde her şirketin ortalama 1400 kişiye iş yeri sağladığını, bunların büyük bir kısmının da ABD topraklarında olduğunu yazdı. Afeyan, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde biyokimyasal mühendislik doktorasını aldıktan sonra Perceptive Biosystems şirketini kurdu. Ardından 1999'da amacı yeni şirketleri geliştirmek olan Flagship Ventura, şimdiki Flagship Pioneering'i kurdu. Nubar Afeyan şimdiden 38'den fazla şirket oluşturmuş ve 100'den fazla resmi lisansa sahiptir. Afeyan'ın kurduğu şirketlerden biri de 2009 yılında kurulan Moderna'dır.
Massachusetts'in Cambridge şehrinde faaliyet gösteren ve 645 çalışanı bulunan bu şirketin şu an 7 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Dersim'in Plümün ilçesine bağlı Kayırlar ve Sarıbudak köylerinden yıllar önce çeşitli nedenlerle göç eden vatandaşlar yaşadıkları yerlerden sıkılınca yeniden memleketlerine dönmeye karar verdi. Kimi Amerika'da, kimi Avrupa'da, kimi de Batı Ermenistan'ın çeşitli illerinde yaşayan iki köyün sakinleri kurdukları dernek öncülüğünde öncelikle ilçeye yakın bir yerde arsa satın alarak parselasyon işlemlerini tamamladı. Motacısından iş insanına kadar farklı meslek gruplarının yer aldığı 57 köylü düzenlenen törenle tapularını aldıktan sonra ev yapacakları arazide incelemelerde bulundu, hatıra fotoğrafı çektirdi. Trabzon'un Ortaysel ilçesinde Pazarkapı mahallesinde süren kentsel dönüşüm yıkımlarında geçtiğimiz yıl ortaya çıkan tarihi köprüyle ilgili nasıl bir karar verileceği merak konusu oldu. 19. yüzyılda kentin ticaret merkezi konumunda olan Moloz mevkiinde çıkan köprüde ortaya çıktığı tarihten itibaren hiçbir çalışma yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Coşkun Erüz, 1500 yıllık su kemerinin oyuncağa çevrildiğini belirterek Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tarihi yapının köprü olmadığının belirtildiğini söyledi. Köprünün tamamen ortaya çıkartılarak şehre kazandırılması için talepte bulunduklarını dile getiren Erüz, 1810'larda Trabzon'da gelerek seyahat eden bir Ermeni papaz tarafından yazılan bir seyahatname var. Seyahatnamede Mumhane kapısının önünde bir köprüden ve üzerindeki binalardan bahsediliyor. Yani şu anda yıkılan binaları tarif ediyor. Bundan 200 yıl öncesinden bahsediyor. Bunlar yazılmış. Biz bu köprünün korunması, açığa çıkartılarak o bölgenin ona göre rehabilite edilmesi, tarihi dokuyla birlikte turizm, tarih ve kültür şehri Trabzon'a yakışır bir tarihi yapının ortaya çıkarılarak kazandırılması için talepte bulunduk. Ama ne yazık ki koruma kurulundan bu köprü değildir, bu bir menfezdir dendi. Peki menfez ne zaman yapıldı diye sorulduğunda bilmiyoruz, herhalde 100 yıldır dendi. Peki 100 yıl önce yapılan bir yapı tarihi eser midir? Olmaya da bilir deniliyor. Köprü açığa çıktı. Bu nereden çıktı diyorlar ifadesini kullandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı halk dansları topluluğunu sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.